Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosunda beraberiz. Bugün İstanbul'da Ali Beyköy stadındayız. Bölgesel Amatör Lig 11. grup 17. hafta maçında Ali Beyköy Spor Tekirdağ Spor'u konuk ediyor. İki takımın ligdeki sıralamasına baktığımızda Tekirdağ Spor 28 puanla 4. sırada, Ali Beyköy Spor ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Tekirdağ Spor sahasında Vize Spor'u 1-0 mağlup ederken ev sahibi Ali Beyköy Spor deplasmanında Arnavutköy Belediyespor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada iki takımın ilk devrede oynadığı maçı da Ali Beyköy Spor deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Bu notu da iletmiş olayım sizlere. Ali Beyköy'de İstanbul'da sert bir hava var. Güneş arada bir yüzünü gösterse de oldukça sert bir hava. Umarız güzel bir maç olur. Biz de sizlerle güzel bir maç videosu paylaşmış oluruz. Video ile beraber birçok fotoğraf çekeceğimi de artık biliyorsunuz. Çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bırakacağım. Bu arada YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu daha fazla kişinin izlemesi için paylaşabilirsiniz. Öte yandan Twitter ve Instagram hesaplarımı da alt tarafa bırakıyorum. Oradan dilerseniz kendiniz takip edebilirsiniz. Birazdan sahaya çıkacak takımlar ısınmak için. Bu arada maçın başlamasına yaklaşık bir saat var. Takımlar sahaya çıktıktan sonra esamen listeleri de bana ulaşmış olacak. Size takımların ilk 11'lerini ve yedekleri okuyacağım. Şimdilik hoşça kalın. Evet, esamen listeleri elime ulaştı. Konuk ekipten başlayalım. Konuk ekip Tekirdağ Spor bugün kalede Süleyman Aktaş, Bülent Kancıoğlu, Cengizhan Aydın, Selcan Pekkanlı, Hakan Pehlivan, Enes Şimşek, Şafak Tiryaki, Ali Altuntaş, Fatih Çakır, Ferhat Uysal, Kerem Yaşa ilk 11 ile sahada olacak. Yedeklerde ise Ogün Çebi, Murat Eren, Suat Vatansever, Halil Emre Ekşi, Enis Efe, Mert Süha Kıraç, Gökhan Ayaş olacak. Teknik direktör Hasan Olpak'ın Tekirdağ Spor'unda. Görüntüdeki ev sahibi ekip Ali Beyköy Spor'da ise Suat Mede kırmızı kart cezasını tamamladı, kadroya döndü. Onun dışında Kerim Deler'in kırmızı kart cezası devam ediyor. İlk 11'e baktığımızda kalede Hakan Çolak, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Salih Tunar, Suat Mede, Onur Uğulu, Kadir Eşin, Bekbol Tanhan, Özgür Şengüler, Şakir Kıyak, Samet Şenol, Selahattin Enes Kılıç olacak Metin Kaygılan'ın ilk 11'inde. Yedeklerde ise Halil İbrahim Acar, Muhammed Talha Şen, Hasan Çaylan, Vedat Kuru, Muhammed Gültaşlar, Can Acar, Semih Kaya olacak. Maçı yönetecek hakemler de ısınmaya başladılar. Bursa bölgesi hakemleri bugün maçı yönetecekler. Fatih Oğuz Karadağ düdük çalacak. Yardımcı hocalar Erdinç Tufanlı, Erdenay Çıtıroğlu olacak. Dördüncü hakem ise Ergin Yeğen olacak. Yanımda Serkan Yıldız var, amatörlik.net editörlerinden. Eski de Ali Beyköy Spor futbolcusu ve şu anda da taraftarı. Serkan'a birkaç soru soracağım. Serkan, bugün oldukça zor bir maç. İlk maçı Ali Beyköy Spor 2-1 kazanmıştı deplasmanda, iyi bir oyunla. Tekirdağ Spor 28 puanlı 4. sırada, Ali Beyköy Spor ise 22 puanlı 8. sırada. Neler söyleyeceksin bugünkü maç için? Neler olabilir sence? Öncelikle Ali Beyköy Spor ikinci yarı değişim içerisinde. İkinci yarı maçlarında değişik kadrolarla çıktı ve de başarılı olduğu gibi görüyorum. Tekirdağ buraya gelmiş, büyük ihtimalle rövanş almak için gelmiş ama sanırsam Ali Beyköy Spor bu maçı burada alacak. 3 puanla yoluna devam edip hedefini üst sıralar olarak belirlediğini zaten hocamız belirledi. Arada bir 6 puanlık bir fark var. Yani hedefimiz bu maçı alıp bundan sonra oynayacağımız Vize ve Çarköy deplasmanlarından galip gelerek biz de şampiyonluk potasına girmek olacak. Öncelikle buradan herkese selam gönderiyorum. Ali Beyköy Spor'a başarılar diliyorum. Bu arada Serkan, Ali Beyköy Spor son 5 maçta sadece 1 gol yedi. Yani gol yemiyor takım, fakat gol atmakta da zorlanıyor. Son 5 maçta 3 gol atabildi. Yani gol atsa aslında çok farklı bir yerde olabilirdi takım. Evet, öyle bir analiz var. Ali Beyköy'ün defansı çok iyi. 2 senedir beraber oynayan oyuncuların kurulu. Yani bugünkü maçta Tekirdağ'ın da forvetleri kenarları iyi. Yani İş büyük ihtimalle orta sahada çözülecek gibi geliyor bana. Orta sahası güçlü olan, ayakta kalabilen, sinirlerine hakim olan takım bugün kazanacaktır. Yani Ali Beyköy'ün kazanmasından yanayız ve de istiyoruz, arzuluyoruz. Peki, teşekkürler Serkan. Sağ olun. Oh.
Ali 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 Ali
Yanında Samet var. Samet, zorlu bir maçtı. 2-1 kazandınız. Sen de ilk golü attın. Aynen abi. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok zor maç oldu. Ben taraftara teşekkür ediyorum. Şimdiki iki maç çok önemli. Bu ikisini alırsak tekrar şampiyonla oynayacağız. Takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Sakatlık çok iyi oldu. Oldu. İyi misin? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Çok şükür. Tamam, peki, tebrikler. Eyvallah abi. Evet, yanımda Muhammed var şimdi. Muhammed, neler söyleyeceksin? Çok zor bir maç oldu. İlk devre 1-0 geride kapattınız. İkinci devre sen de oyuna girdin. 2-1 kazandınız. Neler söyleyeceksin? Abi, iç sahada bir şanssızlığımız vardı. Biga maçına şahitsiniz burada. Kazanmamız gereken maçtı. Arnavutköy'ü deplasmandaki beraberlik bugün bizi mutlak galibiyete itti. 2-1 çevirdik maçı. Çok mutluyuz. İç sahada şanssızlığımızla kırmış olduk böylece. Bundan sonraki maçlarda, önümüzdeki maçlarda 3 maç üst üste kazanıp tekrar son maçlara şampiyonluk adayı olarak girmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim abi. Peki, sağ ol. Başarılar. Sağ ol abi. Şimdi de yanımda Mehmet var. Mehmet, çok zorlu oldu. Az önce de arkadaşlara söylediğim, ilk yarı 1-0 gerideydiniz. İkinci yarı 2-1 kazandınız. Neler söyleyeceksin? Böyle mücadeleye devam edeceğiz. Taraftarlar her zaman arkamızda olsun. Biz onlar için savaşıyoruz. Bu büyük camia için savaşıyoruz. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle daha iyi yerlere gidip, daha güzel mücadeleler edip bu kutsal formayı daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Taraftarın ağzını yüreğine sağlık. Herkese kolay gelsin tekrardan. Evet, sen de bir sakatlık yaşadın, bir dudağın patladı galiba. Nasıl, iyi mi durum şimdi? Ya, kafa topunda dirsek yedim. Pamukla gördüğünüz gibi oynuyoruz. Mücadele, bu forma için mücadele ediyoruz. Kolay peki, gelsin. Başarılar. Neler için buraya kadar geldik? Ha, Yeşilpınar'dan evet. Mı geldin? Evet abi. Alibekö maçı için. Alibekö için. Nasıl oldu maç? İyi abi, 2-1 yendik. İyi. Neler söyleyeceksiniz? Abi iyi oynadı çok mı? Çok iyi abi ya. Abi Mehmet abi çok güzel oynadı ya. Mehmet abi sevdalarımız. İyi. Mehmet abi, Mehmet abi, kaptan olmasını abi istiyoruz. Mehmet abi, kaptan olmasını istiyoruz. Abi, Alibekö bu sene şampiyon kesin ve net. İyi. Evet! Bravo! Alibekö'de maç sona erdi. Mücadelenin galibi ev sahibi ekip oldu. Tekirdağ 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci devre Alibekö Spor'un etkili oyununa dayanamadı ve mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. 30. dakikada Kerem Yaşa ile öne geçmişti Tekirdağ konuk ekip. İkinci de ilk devre bu şekilde tamamlandı. İkinci devre teknik direktör Metin Kaygın, Muhammed Gültaşları oyunu aldı. Bu şekilde oyuna başladı. İkinci devre çok etkili oldu. Taraftarın da desteğini arkasına alan turuncu mavili ekip 55. dakikada Samet Çanoğlu'nun kafa golüyle beraberliği sağladı. 68. dakikada da Özgür Şengüler güzel bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. Oldukça keyifli bir müsabaka oldu. Aslında Alibekö Spor ilk devrede daha iyiydi. Tekirdağ Spor golü atana kadar etkili olamamıştı. Gol pozisyonundan sonra biraz daha etkili oldular tabii, moral de kazanarak, ama mücadelenin galibi etkili oyunuyla Alibekö Spor olmuş oldu. Maçta birçok fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağımı tekrar hatırlatayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala hala abone değilseniz abone olup destek olabilir. Videoyu daha fazla kişiye ulaştırmak için paylaşabilirsiniz. Bugünlük de Sağdan Maçın Hikayesi videosunun sonuna geldik. Bir başka Sağdan Maçın Hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.